Tarihlerimiz 4 Ekim Çarşamba 2023'ü gösterirken bizler de Algola Medya olarak hayvanları koruma gününde Patiko Barınağı'ndayız efendim. Sizlerin de eşliğiyle beraber Patiko Barınağı'nı ziyaret edeceğiz. Hangi hayvanlar var, nasıl bakılıyor, bakımları yeterli mi, kendi gözlerimizle göreceğiz. Yani şu anda burada daha çok travmatik, engelli, felçli, gençlik hastalığı atlatmış, kurtardığımız çocuklar var. Bakımları günlük pansumanları yapılıyor. Çünkü felçli hayvanlarda açık yara olma ihtimali çok fazla. Onun için gördüğünüz gibi yer milkum. Ve her gün düzenli pansumanları yapılıyor. Fizik tedavileri yapılıyor. Yürüteçleri var. Yürüteçlerine bindiriyoruz. Bu şekilde. Patiko'ya gelen hayvanlar nasıl geliyor? Şöyle, zaten biz aktif olarak sahada çalıştığımız için ve besleme yaptığımız için önümüze mutlaka bir vaka düşüyor. Ya bir araba çarpması oluyor, ya bir işkence oluyor, ya da bakanlıkla gittiğimiz bakanlığa ve derneğimize gelen ihbarlar oluyor. Yani örneğin istismara uğramış, sahibi tarafından tecavüze uğramış. Daha çok bu şekilde ihbarlara öncelik veriyoruz. Bir klinik süreci oluyor. İşte tabii ki tedavisi tamamlandıktan sonra köpek sağlıklıysa bile o süreci bizimle geçiriyor. Engelli kalıyorsa da engelli bölümlerimizde. Gördüğünüz gibi hep padok bir sistem var burada. Engelliler başka yerde kalıyor. Sağlıklılar başka yerde kalıyor. Görme engelliler başka yerde kalıyor. Ve hayvanımızın durumuna göre burada yer açıyoruz. Peki kavga ediyorlar mı aralarında? Tabii ki kavga ediyorlar ama şöyle, zaten bizim barınağımızın sabit eğitmenleri var ve çalışanlarımız, biz olsun, tecrübeli insanlar olduğumuz için hangi hayvan hangi hayvanla olur? Genelde mesela işte dişi, erkek, iki dişi bir arada tutmamaya çalışıyoruz. Böyle böyle trik noktaları var. Onun için çok, yani hiçbir zaman ölümcül bir şey yaşamadık. Allah'a şükürler olsun, yaşatmasın da. Yani toplu yaşam alanlarında olabiliyor ama bizde hiç olmadı. Yani köpekleri önce tanıdığımız için klinik sürecinde yakından ilgilendiğimiz için, yani kliniğe atıp gitmiyoruz. Bu tedavi sürecinde onlarla ciddi ilgileniyoruz. O bizi tanımış oluyor, biz onu tanımış oluyoruz. Buraya geldiğinde hangi hayvanlarla anlaşabiliyorsa karakterine göre oraya yerleştirmeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde bir problem yaşamadık. Patiko Barınağı'nda kaç gönüllüsünüz şu an? Bu konuda maalesef biraz yaralıyız. Aktif olarak 3 kişiyiz. İsmail Bey, Arzu Hanım ve ben. Bir de 2 tane çalışanımız var baktığınızda. Çok zayıf kalıyoruz bu durumda. Ya neden gelmiyorlar, görmüyorlar bilmiyorum. Kimseye de sitem etmek istemiyorum ama gerçekten burada çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir çaba var. İşte kamera arkası, kamera önü diye bir şey yok. Burada her şey şeffaf, hayvanın durumu ortada. Yani kimsenin duygularını hani sömürmek değildir amacımız. Her zaman doğruluk, dürüstlükten yana olduk. Ve bu şekilde göstermeye çalışıyoruz ama gösteremiyoruz maalesef. Gerçekten o kadar çok faaliyetlerinize şahit oluyorum ki, ama bunların reklamını yapmadığınızı düşünüyorum ben. Yani evet, aslında çok yani günler boyu tartışmak gerekiyor bu konuyu. Şöyle, yani gerçeklikten sapmadan, senaryo üretmeden,
Hayvanı aldığımız yerdeki videosu, barınaktan çıkarıyorsak o barınaktaki hali, işte depremden geldiyse depremde kurtarılmış hali, aslında o kadar güzel videolar hazırlıyoruz ki amatör olarak göstermeye çalışıyoruz. Fakat ajitasyon yapmıyoruz. Yani kanlı görüntüler göstermek istemiyoruz. Çünkü hayvanlar ciddi bir travmadan geliyorlar. Yani sürekli hayvanı işte tecavüze uğradı, tecavüze gidiyor. Yani böyle sürekli baskılamak. İnanın hayvanlar çok zeki. Yani bu travmayı bizim ona unutturmamız için bunları tekrarlatmamak gerekiyor. Diyeceksiniz ki sosyal medyada köpek onu görüyor mu? Benim hissiyatım köpeğe geçer. Ben o duyguları hayvanları buraya getirirken tamamen sıfırlayarak getiriyorum. Onun için evet doğru. Siz de bize çok destek oluyorsunuz. Sağ olun Betül Hanım, ama gerçekten burada reklamda ciddi bir sıkıntı var. Çünkü hayvanlar benim için reklam malzemesi değil. Çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi diğer alana geçelim istiyorum. Evet, bu alanımızda ise sahiplenmeyi bekleyen küçük yavrularımız bulunmakta. Çiğdem Hanım, bu yavruların bakımı nasıl oluyor? Bunlar çok küçük gördüğümüz üzere. Yani şöyle, bunların hepsi aslında evde bakılmış. Daha sonra bir çöp gibi dışarıya atılmış, barınaklara terk edilmiş, betonlara terk edilmiş çocuklar maalesef. Buradan da şunu söylüyorum, yani bakamayacağınız hayvanı almayın ve bunlar emin olun ki para verilip satın alınan hayvanlar, daha sonra türlü bahanelerle terk edilen hayvanlar. Çoğunu barınaktan çıkardık. Mesela bu çocuğu da Safranbol'dan getirttirdik. Hepsinin bir hikayesi var. Tabii küçük ırklar bizim gibi barınaklarda ne kadar konforunu, iyi sağlığı sağlasanız da maalesef barınak ortamı onlar için elverişli değil. Mutlaka bir evi, bir sahibi olması gerekiyor. Çünkü ne tüyleri, ne cinsleri bu soğuklarda dışarıda durmayı kaldıramaz. İçerisi ufolu bu çocukların kaldığı yerler, ama en önemli şey bence sevilmeleri, bir sahibinin olması, bir kardeşlerinin olması, bir yatakta yatması. Bunları hak ediyorlar. Yani satın almayın, sahiplenin diyoruz. Buradan gelip sahiplenebilirsiniz. Evet, barınakta bir kedi ve köpeğin ne kadar iyi anlaştığını görüyoruz aslında bir yerde. Bu yavruların geliş hikayesi nedir, nasıldır? Bu çocuk maalesef 9 kardeşi vefat etti. Sincan bölgesinden aldık. Annesiyle burada beraber yaşıyor ama annesi emziremeyecek durumda, çok kötü durumdaydı. Veterinerlerimize dedi ki, yani siz almasaydınız mutlaka ölecekti, mastit olmuş, memelerinden kan geliyordu. Ciddi bir tedavisi oldu. Bu bebeği de emziremediği için biz burada biberonla büyüttük. Şimdi büyüdü, çok mutluyuz. O bebişimiz de el kadar, gene annesinden ayırıp, büyük ihtimalle çocuklar genelde yapıyor bunu, ayırmışlar ve sokağa atmışlar. Biz de onu korumamıza aldık. İkisi beraber büyüdüler. Yani hep halkta şöyle bir şey var, hani köpek kediyi parçalar, ondan sonra hayır. Ben de gözümü açtığımda kedi ve köpeğim aynı evdeydi. Kedi ve köpek dosttur. Yani hayvanlar kendi aralarında her şeyi çözüyorlar ama biz maalesef insanlar çözemiyor. Onun için kedi, köpek hepsi bir arada anlaşabiliyor burada. Evet, bu yavrularımız sahiplerini bekliyor aslında. Aynen. Küçücük, azıcık, çok güzel bir yavrumuz. Sahipleri de bekliyorlar. Şurada. Evet, o da hala bu soğuk koşullara hazır değil, değil mi? Kesinlikle bir eve ihtiyacı var. Evet. Özel odada bakıyoruz zaten ki yavru kedilerimize, köpeklerimize. Açık alana hiçbir şekilde çıkmıyorlar. Bugün işte sizle röportaj yapacağız diye çıktılar. Onların da evlere ihtiyacı var. Bakın şu anda bile hava o kadar soğuk olmaması rağmen titriyor. Yani hepsine ev arıyoruz. Güzel güzel evleri olsun, yuvaları olsun, aileleri olsun istiyoruz. Böyle. Thank you.
Evet, bu barınağın aslında ne kadar büyük olduğunu geldiğimizde gördük. Peki maddi açıdan nasıl sağlıyorsunuz bunların olanaklarını? Yani burası bağış sistemiyle ayakta kalmaya çalışıyor ama ciddi anlamda ülkedeki krizden dolayı da bağışçılarımız da çok azaldı. Çok zorlanıyoruz. Yani mama bulmakta zorlanıyoruz, onları tedavi ettirmekte zorlanıyoruz. Buradan da herkese çağrı yapalım. Yani gerçekten burayı ayakta tutmamız gerekiyor. Çünkü burada yüzlerce kurtarılmış hayvan var ve hepsi sizlere muhtaç. Yani lütfen hani az demeyin, çok demeyin. Damlaya damlaya göl oluyor. En azından karınların doymasına vesile olursunuz. Lütfen destek olun. Çünkü bu aralar biz çok umutsuzuz. Bu kadar hayvanla ortada kalmaktan çok korkuyoruz. Bağışlarımız dediğim gibi çok çok azaldı. Yani bağışçılar, dostlar, yeni insanlar hani buraya gelsinler, hayvanlarımızı sevsinler, kendi gözleriyle görsünler. Her daim gelebilirler. Bir bağış gerçekten yaşatıyor ve hayat kurtarıyor. Nefes oluyor onlara. Aslında sizin bir paylaşımınızda görmüştüm. İnsanlar 100 lira 200 lira atmaya utanıyormuş bağış olarak. Fakat buna bile ihtiyacınız var aslında, değil mi? Fazla, yani çok fazla. 50 TL, 100 TL, 200 TL dediğim gibi damlaya damlaya göl oluyor. Bir hayvanın tedavisine kullanıyoruz. Bir paket mama olmuş 500 TL. Yani burada günlük 10 paket mama açılıyor ve okul yemekleriyle desteklememiz halinde. Yani çok ciddi bir gideri var baktığınızda. Hani görünürde belki o kadar yok ama detaya indiğinizde beslenmeleri, tedavileri, pansumanları, ilaçları, burada epilepsi hastası köpeklerimiz var. Yani kalp hastası köpeklerimiz var. Yani anlatamayacağım kadar ilaç masrafımız var. Dediğim gibi en azından bir kaleme destek olurlarsa bizi ayakta tutarlar. Hem izleyicilerimiz, izlemeyen de izleyenlere önersin diyoruz. Bu barınakta hayvanlara iyi bakılıyor. Biz geldik, gördük efendim. Sayın Çiğdem Mavi'yle Erencan'ın da eşliğiyle beraber Patiko Barınağı'nı gezdik. Buradaki hayvanların ne kadar mutlu olduğunu ve ne kadar güzel göründüğünü biz geldik gördük. Sizler de gelin görün efendim. Aşağıda açıklamalara adresi ve Çiğdem Hanım'ın numarasını bırakacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Sahiplenilmeyi bekleyen çok güzel yavrularımız var. Onlar için ulaşabilirsiniz. Biz aracı olalım, sizlere duyurmuş olalım buradan.